Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bugün sizlere arkadaşlar Google Chrome yani Chrome OS'in işletim sisteminin bu popülerlik kazanan bir işletim sistemi. Artık yeni jenerasyon laptop cihazlarda, tablet vesaire cihazlarda Google şirketine ait olan bir işletim sistemi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de oldukça yaygın olarak kullanılan, hatta birinci sıralarda kurumlarda ve eğitim sistemlerinde de kullanılan bir işletim sistemi ve dünya genelinde de artık oldukça yaygınlaşmış bir işletim sistemi. Ancak Chrome OS işletim sisteminin kurulum yöntemleri şu an için resmi olarak yani cihazların üzerinde olarak üzerinde gelen haricinde harici kurmak için bir takım yöntemler söz konusu. Ancak iki tane opsiyonu var. Bunun birincisi cihazın sabit diskine kurulabilen yöntemi var. İkinci opsiyonu USB diskimize yani elimizdeki işte 4, 8, 16 GB olan bir USB diske live olarak yani cihazımıza kurmadan çalışabilen home sürümü var. Onu da ben yeni fark ettim internette. Şimdi arkadaşlar fazla lafı uzatmadan şöyle bir göz atalım öncelikle. Hani bir intro olsun. Burada Google Chrome'un yani Google OS'in daha doğrusu USB diske yazdırılma şekli anlatımı var. Ben linkini de eklerim. Buradaki mantık aslında çok uzatmaya gerek yok. Öncelikle işte USB diske sahip olmanız gerekiyor. Flash diske yani. Dolayısıyla flash diskiniz hazırsa burada da yazmış zaten. Bağlantı noktasına işte USB diske sahip olun vesaire. Burada indirdiğimiz Chrome OS'in dosyasını çıkartmak için Windows sürümü, MacOS, Linux vesaire. Bir de yazdırmak için olanları var. Burada Belen Etcher yazdırma yani Rufus'un alternatifi bir uygulama bu. Dolayısıyla bunlar burada kaynak olarak gösterilmiş. Yani mantık indirilen Chrome OS'in yani USB diskten kullanılmak için hazırlanan olan dosyasını indirip WinRAR veya 7-Zip dosyası uygulaması ile çıkartacağız arkadaşlar. Öncelikle ne diyor? İndirin diyor. Buradan arkadaşlar sağ tıklayıp ben yeni bir sekmeye geçtim. Burada işte sürümleri mevcut. Efendime söyleyeyim. Tarihleri işte Google Chrome kullanıyorsanız Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Anlamak için işte. 5 Ekim 2020 işte şu an 6 Ekim'deyiz. En son sürüme bu. Bunu ben daha evvelden indirdim arkadaşlar zaten. Benim buna zaten fazla girmeyeceğim. Bunun detayına gireriz yine gerçi de. Ben harici olarak bir klasör açtım. Bu dosyayı buraya indirdim. Hatta şöyle sağ tıklayıp WinRAR'la da bir açıp bakalım içine. Evet, içerisinde imaj dosyası hazır arkadaşlar. Bu imaj dosyasını indirdik, çıkartıp yani sağ tıklayıp WinRAR'la çıkartıyoruz. Burada da belirtildiği gibi yukarı çıkalım. Etcher yani Rufus Etcher uygulamalarıyla imaj dosyasını gösterip USB diskimizi porta takıp Rufus veya Etcher adlı uygulamayla yazdırıyoruz ve bilgisayarımızın ya her cihazın kendine has bir anakart boot yönergeleri var. Boot yönergeleriyle USB diskimizi başlatıyoruz. Chrome OS sistemi başlıyor ve çalışıyor. Yani çalıştıktan sonra da Google hesabınız varsa ki olması gerekiyor zaten. İnternet bazlı bir işletim sistemi çünkü bu. Giriş yapıyorsunuz. Dileyen Google Market, Google Play Store, hatta EBA eğitim sistemlerine işte farklı uygulamalar kuraraktan USB diskin içinde yani cihaz üzerinde herhangi bir bilgi, belge, veri bırakmadan USB disk üzerinde bunu
gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu birinci opsiyon arkadaşlar. İkinci opsiyonu da arkadaşlar, bu biraz daha tabi çetrefilli görünüyor. Açıkçası ben de çok üzerine çalışmadım. Şu anda hazırlıksızım. Ama ona rağmen yine de anladığım kadarıyla, hatta tncr.com'da MapUsta Üstad'ın açmış olduğu bir konu var. Daha evvelden açmış. Android destekli Chrome OS Intel tabanlı PC'ler için. Burada videolu anlatımı vesaire var. Bu linki de buradan da inceleyebiliriz ayrıca. Yani dileyen buradan da inceleyebilirler. Ben yeni konu oluşturmaya başladım zaten. Daha tamamlamadım ama tamamlamadan dedim ya işte hafızamda kalanlar unutmayayım. En azından bir intro anlatımı olsun. Chrome OS'in işletim sisteminin işte USB diske kurulabilen bir de normal kurulum hazırlanması şeklinde böyle iki farklı başlık altında daha doldurmadım ama bunlar bitecek. Bu linkleri de ben videonun altına zaten ekleyeceğim değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar not aldığım konular var. Burada bu normal kurulabilen işletim sistemi yani Chrome OS'i normal kurulmak için bir takım yöntemler var. Ben bunları sıraladım. Birincisi Linux Mint Cinnamon işletim sistemini indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için ben bu linklerin hepsini ekleyeceğim. Ha, kolay olsun diye şey yaptım. Burada ne yapıyoruz? Efendime söyleyeyim. Giriyoruz arkadaşlar. Yapıştırıyoruz bu linki. Enter'lıyoruz. Gördüğünüz gibi ISO dosyası şu anda indirme 1.84 GB. İptal ediyorum. Zaten indirmiştim. Denemek için. 2. Branch. Branch linkini kopyalıyoruz arkadaşlar. Ben gerekli notları aldım burada zaten. Stabil olanı diye. Daha sonra bunu da aynı şekilde kopyalıyoruz. Bu linke gidiyoruz. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar geliştirme yani development olan, test aşamasında olan yani bu sorun olabilen vesaire sorun çıkartabilecek bir yapı olduğu için bunu indirmeyelim arkadaşlar. Stabil olanı indireceğiz. Burada evet stabil. Stabil olanı arkadaşlar tıklıyoruz. Burada 3 tane dosya var. tar.gz tar.gz olan dosyayı indiriyoruz arkadaşlar. Tıkladığımızdan inmeye başlıyor. IDM yani download IDM download manager varsa internet download indirip direkt indirmeye hemen böyle iner arkadaşlar. Sağ tıkladım indirdiğiniz zaman. Ben zaten indirmiştim. Oraya da geleceğim zaten. Ondan sonra arkadaşlar ikinci dosyamızı indirdik. 1 ve 2 indi. 3'e geçiyoruz arkadaşlar. Install .ch yapıştırıyorum. Enter'lıyorum. Burada kodlar çıkıyor arkadaşlar. Bu kodları kopyalıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Hepsini tümünü seçiyoruz. Kopyalıyoruz. Daha sonra not defteri açalım bir tane. Notepad yazdım. Başlat çalıştırdan. Not defterimiz. Herhangi bir metin dosyası da olabilir. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırdık. Daha sonra bunu farklı kaydet yapıyoruz. İndirilenler bölümüne ben bunu seçeyim. Bunun adını arkadaşlar install.sh install.sh kaydet diyoruz arkadaşlar. Şu anda indirilenlere kaydoldu. Bakalım. Burada arkadaşlar. Bunu alıp kesiyorum. Benim indirdiğim dosyalar burada zaten evveliyatında hazırdı. İndirdim. Buraya yapıştırıyoruz. Buraya girmişken biz zaten 3'ü yaptık. Şimdi 4.'sü arkadaşlar. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi 4.'sünü kopya yapıyorum. Yapıştırıyoruz tarayıcımıza. Enter'lıyoruz. Install SH dosyasının içerisinde bakalım. Ramos. Evet arkadaşlar. Ramos diye bu donanımlara yani destek veren en hızlı olan içerikmiş. Ctrl F ile arkadaşlar yani aramayla
Buraya adını yazıyorum. Evet, Ramus diye çıktı burada gördüğünüz gibi. Bunu aşağı çekeyim kamerayı. Burada arkadaşlar Ramus'un takip ediyoruz. Burada sürümleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. En yüksek olanı 85. 85 olana tıklıyoruz. Hatta sağ tıklayıp IDM ile de indirebilirsiniz. Böyle indirelim. En büyük dosya bu zaten. Bunu indirdiğimizi farsayalım. Ramus arkadaşlar unutmayalım. Burada özelliklerde yazıyor zaten. Destekleri zaten her geçen gün her yeni versiyonda demek ki artıyor. Buraya da ekliyorlar. Bunu da indirdiğimizi varsayalım arkadaşlar. Hepsini indirdik. Evet arkadaşlar. Bunu çekelim buraya. Şimdi buraya arkadaşlar bir klasör açıyorum. Adını Chrome boşluk OS yazıyoruz arkadaşlar. Bu install SSH dosyasının içine atıyorum. Ondan sonra bu Linux Mint ISO dosyamız indirdik yani. Daha sonra arkadaşlar branch dosyasını sağ tıklıyorum. WinRAR'la açıyorum arkadaşlar. Biraz bekletiyor. Tar CZ dosyası olduğu için biraz bekletiyor. Evet arkadaşlar, yani çetrefilli dediğim aslında çetrefilli değil de işte bilmeyince insan biraz tam anlayamıyor, kafası karışıyor. Ama normalde aslında çok basit. Bu işletim sisteminin kurulumunun dezavantajı sanıyorum disk bölümleme ve dual boot ile ilgili bir sorunu var. Neyse oraya da geleceğiz, başınızı şişirmeyeyim. Evet arkadaşlar, burada gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4 tane dosya var. Bu 4 dosyayı hiç şey yapmadan böyle Chrome OS'in içine tutaraktan bırakalım arkadaşlar, içine kopyalasın. Bunlar yedeğimizde kalsın arkadaşlar, lazım olur. Her yeni sürümde, hatta Chrome OS kurulumundan sonra bu branch update dosyasını aynı zamanda güncellenme özelliği de varmış arkadaşlar. O da bir belli parametrelerle, tabi Chrome OS'i kurduktan sonra sistemin genel yapısında güncelleme de yapılabiliyor. O komutları da ben gördüm. Tabi o aşamalara daha gelmedik. Ancak ben bir giriş intro yapmak istediğim için en azından bir hazırlık aşamasını ben kendim de hem öğreneyim hem öğrenmişken de anlatayım anlayışı oldu. Evet arkadaşlar, buradaki dosyaları buraya çıkarttık. Bakalım. Evet. Şimdilik buraya çıkarttık. Şimdi sıra nereye geldi arkadaşlar? Chrome OS Ramus dosyasına. Buna da sağ tıklıyoruz. 7zip de olur, WinRAR da olur. Fark etmez. Ben 7zip kullanayım şimdilik. Evet arkadaşlar, bu Ramus dosyasını da Chrome OS'in içine bırakıyoruz. Oraya kopyalıyor. En büyük dosya buydu zaten arkadaşlar. Şimdi burada ben anlatılanın dışında farklı bir şey yapacağım. Dolayısıyla en azından bir pratik projeksiyon olmuş olur. Chrome OS yani yapımcısı, daha doğrusu bu yöntemi bulan arkadaşın anlatımında Chrome OS klasörünü yazdırdıktan sonra USB flash diskin içine, yani kurulumunu yapacağı aygıtın içine atıyor. Ama bence o da aslında o da uygun bir şey. Yani olabilir, yedekte dursun. Ama bence ISO dosyasına direkt entegre edilebilir. Ben birazdan onu açacağım, şimdi size onu da göstereceğim. En azından hiç oralara uğraşmadan direkt yazsın, yani içine entegre etmiş olalım. Şu anda bitiyor, evet, kopyalıyor şu anda. Yani i3 makine arkadaşlar, SSD'li makine, işte hızı bu kadar yani benim. Benim eski makine zaten Kaan arabası gibiydi. Bu daha iyi bu makine. Yani SSD'li tabii hızlı oluyor. Evet arkadaşlar, şişirmeyin başınızı. Buradaki ben yine yineleyecek olursak, bir Linux Mint ISO dosyasını indirdik, branch'ı indirdik, Ramus dosyasını indirdik Ramus adıyla.
Açalım branşı. Tekrardan yenileme adına şey yapıyorum. Yine böyle. Bunu da açalım. Ramus dosyası. Sürükleyip bunun içine bırakıyoruz. Buradaki bu biraz geç oldu. Uzantısı farklı. Çok iyi sıkıştırılmış bu çünkü. 7 ziple denedim. İçindeki dosyaları göstermedi. WinRAR bu konuda daha iyi. Yani anlamadım ben tam olarak. Ama 7 WinRAR tar dosyalarında daha başarılı gibi sanki. Evet arkadaşlar. Bunları da seçtik. Ne yaptık? Sürükleyip bunun içine attık arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir işlem daha yapacağız. Bu Ramus adlı dosyaya sağ tıklıyoruz. Yeniden adlandır arkadaşlar. Büyütelim şunları. Ramus dosyasına tıklıyoruz. Yeniden adlandır. Buradaki satırı hatta şöyle yapalım. Şu Ramus'tan önceki satırı silin arkadaşlar. Şu V2 dur şey oldu. Evet. V2'den itibaren nokta kalsın nokta bin. Bu şeye kadar alt yazıya kadar geldik. Sildik burayı. Bırakalım. Ramus recovery nokta bin. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Install SH dosyasını attık. Bunun adını değiştirdik. Ramus dosyasını. Diğerleri de bu şekilde. Yani Chrome OS klasörümüz hazır şu anda. Burada bunu şimdi şey yapacağız. Bu ISO dosyası bu ve VLC player gibi görünüyor ama ben bunu varsayılan yapayım şimdi. Bende Power ISO uygulaması var. Vardı daha doğrusu bilmiyorum burada mı hala. Evet varmış. Power ISO arkadaşlar ISO dosyaları üzerinde çalışmak için bu çok iyi bir program. Ultra ISO programı var tabi. Varsayılan dosyalar neredeydi? Genel ISO'yu seçelim buradan. Evet. Tamam diyelim. Tamam neyse. Şuradan şey yapalım. Power ISO şey evet çıktı. Varsayılan yapalım. Evet şimdi ISO haline aldı. Evet arkadaşlar. Kapatalım tekrar için. Birlikte aç deyip yüklü olan Ultra ISO veya Power ISO programı ile ISO dosyamızı yani Linux Mint indirdiğimiz ISO dosyasını açıyoruz. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Yani bu programlar ISO kalıbını bozmaz. Ekleme çıkarma vesaire doğru yönergelerle yapabilirsiniz. Şimdi Chrome OS dosyasını arkadaşlar yani bütün boşalttığımız dosyaların hepsini burada tutup faremizle bu ISO dosyasının içine bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Buraya bıraktık arkadaşlar. Başka bir şey yapmadan aynı şekilde kaydet diyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Şu anda arkadaşlar ISO dosyası kaydoldu. Buradaki amaç şu arkadaşlar. Ben şimdi ISO dosyasını mesela örneğin real olarak kurmasam bile sanal makinede başlatıp Chrome OS içeriğini install siyah dosyasına sudo boşluk siyah boşluk install nokta siyah komutu vererek start veriyoruz. Zaten bu startı verdikten sonra komutu otomatik olarak Chrome OS kuruluyor. Ama burada bir zorunluluk var. Bu da şu. Yani live olarak yani Linux Mint'i yazdırıp sistemi başlattığınızda kesinlikle internete bağlı olmanız gerekiyor. Ki Chrome OS kurulurken internete bağlı olması gerekiyor ve kurulum aşamasında kurması gereken uygulamalar, bağımlılıklar veya script kodlamalar vesaire sisteme entegre ediyor arkadaşlar. Grubu kuruyor mesela. Bu açılışta ilk çıkan açılış dosyası olan grup dosyası var. Grupload'dır diye. Onu kuruyor. Dolayısıyla internete bağlı olmanız gerekiyor. Şu anda arkadaşlar Linux Mint ISO dosyasına bu klasörü, Chrome OS klasörünü entegre ettik. Zaten gigabyte da arttı. Yani
Kaçtı? 1.800 civarındaydı galiba Linux Mint. Hatta ben şuradan bir bakayım. Burada silmişiz buradan. Şimdi şu anda arkadaşlar boot edilmeye, yani Rufus, ister Rufus da yazdım, ister Belena Etcher, hatta biraz önce gösterdim. Bunu yazdırıyoruz arkadaşlar. Rufus veya şeyle. Hatta dur bakayım, Rufus varsa ben de en azından bir gösterme mahiyetinde şey yapalım. Evet, şunlar nüfusumuz olacak da bizim. Aygıtımız yok. Neyse, buradan seç diyelim ISO imajını. İndirilenlere gelelim. Kompresör. Buradan arkadaşlar Linux Mint'i seçiyoruz. USB diskimiz takılı porta. Ben de harici diskte IOBOT, bu farklı. USB diskimiz burada çıkıyor. Buna dikkat edin. Sürücü harfini taktıktan sonra bakarsınız USB diskiniz, atıyorum SanDisk, Toshiba vesaire, HP ve farklı markalar. Ona göre bu sürücü harflerine dikkat edin. Daha sonra otomatik olarak zaten etiket falan, dosya sistemi FAT32, burada Linux Mint yazar. Daha sonra başlat diyorsunuz. Yazdırma işlemini USB diske yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Chrome OS'in yani ilgili dosyalarının indirme işlemleri, adlandırılmaları, işte Linux Mint ISO dosyasının içine entegrasyonu. Burada bir farklılık yaptım ben. Yani bu normalde yazdırdıktan sonra bu ekleniyordu USB diske, ama mantık yine aynı sayılır. Ben hazır bulunsun. Sanal makinede birazdan izolasyonunu deneyeceğim. Dolayısıyla kuruluma bakacağım. Biraz da şöyle söyleyeyim. Geliştirici bir arkadaşımın arkadaşımla daha doğrusu görüşme yaptım. Eğer ki ilerleme kaydedebilirsek, yani Chrome OS'i kurulabilir şekle getirmeye çalışacağız. Bu konuda çok ileri seviyede bir kullanıcı değilim açıkçası. Yani Linux 2000'li yıllardan beri kullanıyorum Linux işletim sistemini, ama daha şu anda yani Chrome OS'in çalışma mantığı vesaire kodlamaları diğer sistemlerden ayrılıyor biraz. Yani bunu şöyle mantıkla düşünebiliriz. Bir Mac OS X işletim veya iOS işletim sistemlerindeki bazı müdahalelerin yapılamadığı gibi FreeBSD veya Unix sistemlerde bu sistemin de yapısı farklı. Linux komutlarıyla, yani tam manasıyla uyumlu, ne kadar uyumlu bilmiyorum, tartışılır da, ama şu anda bir çalışma netlik kazan, bilmiyorum, telif haklarından dolayı da olabilir belki, o durumları bilmiyoruz, ama bir çalışma düşünüyorum, böyle bir düşünce oluştu. Bu birinci opsiyonda arkadaşlar, dediğim gibi şuradaydı. USB'den çalıştırma işleminde indirdiğimiz dosyayı buradan indiriyoruz zaten. Şu dosya tarihine dikkat edin. Güncel olanını indiriyoruz. 7Z ile sıkıştırılmış imaj dosyası. Bu da Belena Etcher veya işte Rufus vesaire. Bunu USB diske yazdırıyoruz. Aynı yine bu yönergeleri var. Tek farkı sistem kurulmadan direkt USB'den çalışıyor. Hesabınıza giriş yapıp normal kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarı kapattıktan sonra da herhangi bir veri kaydı vesaire olmuyor. Farklı bir makinalarda da donanımları destekliyorsa yine de kullanabiliyorsunuz. Kullanmaya devam ediyoruz. Mantığı da bu zaten. Taşınabiliyor olması. External sistemlerde, cihazlarda. Evet arkadaşlar. Konularımız anlattım. Yani indirme işlemlerini yaptık. Dosyaları indirdik vesaire. Hazırladık. Bu dosyaları ben TNC.tr'de konuyu açtım. Buraya detayları ekleyeceğim, sıralayacağım arkadaşlar. Zaten Mebüs'te Üstad'ın burada paylaşımı var. Bayağı oldu bunu paylaştı. Hatta benim yorum da olacaktı burada. Evet. İşletim sistemini, yani şu an için Intel destekle, AMD desteklemiyor, Intel destekliyor. Intel makinalarda
Bununla ilgili ayrıntılara da bakarım ben. Bilmiyorum şu anda ne durumda ama göründüğü kadarıyla Intel'le şu anda destek veriyor. Intel chipsetli olan donanıma sahip cihazlara destek veriyor. Yani atıyorum Intel chipsete sahip netbook, notebook, işte tablet vesaire bunlara destek veriyor tam manasıyla. Yönergeleri bu şekilde arkadaşlar. Yani Chrome OS'in Chromium OS var bir de. O tamamen open source platformunda dağıtılabilen, bedava indirilip kurulabilir olarak Linux tabanlı. Onda bir sorun yok. Ancak Chrome OS telif hakları sanıyorum ondan kaynaklı olarak da sadece USB disk'ten kurulabilir, yani denenebilir, işte kullanılabilir hali var. Şu anda bu mevcut. Yani pratik anlamda kişilerin bu işlemi yapabilmesi mahiyetinde. Dolayısıyla işlemler buydu arkadaşlar. Farklı videolar olabilir. Sanal makinede testler vesaire VMware Workstation'da denemeler yaptığım zaman bir detaylara bakarım arkadaşlar. Sonraki gelişmelerde yine görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Saygılar.